House yapıların özellikleri neler? Tiny House yapılar her yere yerleştirilebilir mi? Tiny House alacakların dikkat etmesi gerekenleri iş insanı Engin Karadağ anlatacak az sonra. Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Bugün şu özellikle pandemiden sonra insanların hayatına birdenbire hızlıca giriş yapan bir tiny house var. Değil mi? Evet. Ama son günlerde üzücü haberler de alıyoruz. Ona biraz sonra değineceğiz ama öncelikle hemen tiny house nedir? Tiny house'lar minimal yaşamın öncüsü, daha küçük yerlerde yaşanabilir alanlardır. Hem mobil hem de taşınabilir olarak düşünülebilir. Yani plakalı, ruhsatlı ve vinçle taşınabilir mobil evlere tiny house adı altında adlandırabiliriz. Peki bunların yasal bir ölçüleri var mı? Çünkü herkes kafasına göre o ölçüleri biraz oynatabiliyor ama yasal olması gereken ölçüler nelerdir? Şimdi Avrupa normlarında ve standartlar dahilinde 6 metre ile yaklaşık 10,5 metre maksimum 3,5 ton ağırlığını geçmeden bu sınırlar içerisinde tiny house imalatı yapılabilir. O ton çok önemli zaten değil mi? Siz biraz önce hani vinçle dediniz, işte low bed'le taşıma dediğimiz var. Evet. Aslında tekerlekli olduğu için ve çekme belgeli karavan sınıfına da giriyor aslında değil mi? Çekerek de götürülemiyor mu? Tabii ki götürülebilir. Zaten Türkiye'de yoğunlukla kullanılan tiny house dediğimiz tekerlekli plakalı ruhsatlı tiny house'lar genelde karayolları şartnamesine uygun olmak zorundadır. Diğer tiny house dediğimiz ürünlerde bunlar da sadece taşınabilir, yani beton atmadan geri dönüşümlü malzemeden taşınabilir olarak yapılan tiny house'lardır. Peki biz çekme karavan diyoruz diğer karavan türlerine. Çekme karavanla bizim bahsettiğimiz şu an konuştuğumuz tiny house arasındaki fark nedir? Öncelikle belgelerinin sınıfları farklıdır. Çekme karavanlar O1 belgeli ve plakasızdır. Kendilerini çeken araçların plakasını takarak kullanılır. Tiny house'ların ise kendine özgü O2 belgeleri ve kendi plakaları vardır. Yani karayolları mevzuatına uygun kendi plakalarının olan birer yapılar ve daha istinade araçlardır yani. Evet, zaten bir tiny house satın aldığımız zaman aynı araç gibi notere gidiyoruz. Plakasıyla birlikte bir araç satın almış gibi işlem yapıyoruz. Tabii ki sıfır bir araç almış gibi uygunluk belgesiyle birlikte plaka ruhsat çıkartıyorsunuz. Peki tiny house'lar hangi malzemelerden yapılıyor? Ya da en iyi yapılması gereken aslında birinci sınıf malzeme hangisi? Şimdi burada Avrupa normları ve dünya standartları devreye girdiğinde tüm konstrüksiyon civatalı sistem artı kaynak desteği de alınabilir ve galvanizli olmalıdır. S serisi çelik kullanılmalıdır. Kaplama malzemeleri ise opsiyonel olarak değişebilir. Peki oda sayısını hiç sormayacağım ama sevgili seyircilerimiz merak ediyordur. Maksimum 2+1 olabiliyor değil mi? 2 oda. Bir yatak odası, bir salon mutfak, tuvalet banyo ve loft kattan oluşabiliyor. Evet. Hemen şu konuya değinmek istiyorum. Sevgili seyirciler, sanırım dündü siz de haberdarsınız. Bir haber yayınlandı sosyal medyada ve birçok mecrada. Mudanya'da 62 tane tiny house yıkıldı, yıkım yapıldı diye. Ya bunu düzeltmek lazım değil mi? Çünkü özellikle bu haberi yapan sevgili haberci arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Lütfen haberleri daha doğru yansıtalım. Çünkü sizin yaptığınız bu haber burada bir tiny house üretim firmasını sektöre inanılmaz bir darbe vuruyor. Yıkılan sadece 62 tane tiny house'un verandasıdır. Yasal olmayan verandalardır. Yıkılanlar verandadır. Tiny house'ların kendisi yıkılmıyor. Evet. Öncelikle tiny house'ların yıkılması gibi bir kanun mümkün değildir. Tiny house'lar araç geçtiği için karayollarına tabi bir karayollarına şey zaten. Tabi. Bunu yapan, üreten firmalar da Sanayi Bakanlığı'na tabidir. Gerekli şartları oluşturduğu sürece de yani kesinlikle imar müdürlüğü, şehircilik ya da yapı denetim gibi şeylere tabi değillerdir. Tabii bunun da şartları var.
Biz buna bir araç diyoruz ama birçok kullanıcı ya da imalatçı konuya pek hakim olmadan yanına ilave yapılar yapmakla karşı karşıya geliyorlar belediyeler ve valiliklerle. Bunların şartları var. Bu şartları sağladığınız sürece araçtır. Kalıcı yapı değildir. İstediğiniz yere de koyabilirsiniz. İstediğiniz yere demeyelim de tabii otoparklara, karavan parklarına, kendinize ait olan yerlere ya da kiraladığınız her yere koyabilirsiniz. Trafiği ya da herhangi bir yeri meşgul etmeden, kimseye zarar vermeden aracınızı istediğiniz yere park edebilirsiniz. Evet, çünkü tiny house'lar son zamanlarda çok fazla haberlere konu olan bir sektör oldu. O yüzden kocaman bir sektöre de böyle bir kara leke vurmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi diyelim ki benim bir arsam var. Herhangi bir arsa, imarsız, tarla. Ben buraya tiny house koyabilir miyim? Tabii ki koyabilirsiniz. Tiny house, tekrar üstüne basıyorum. Tiny house bir araçtır. Ve sizler de aracınızı istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yoktur. Ama bir belediye hizmetinden yararlanmıyorsanız, kendi enerjinizi karşılayacak pozisyondaysanız, su deponuz, altyapı depolarınız mevcutsa, güneş enerjisi falan tabii gibi. Bunlar mevcutsa hiçbir yerde sıkıntı yaşamazsınız. Ama tabii ki bu şartlar şu şekilde değişiyor sanırım. Projeler var şu anda mevcutta, tiny house projeleri. Onlarda olduğu zaman şartlar değişiyor. Sanırım artık ekoturizm ruhsatına tabi oluyoruz, değil mi? Evet, şu anda bakanlıklarımız ve devletimiz bu konuda biraz daha kuvvetli ve daha ilgili ve bilgili şekilde ilgileniyorlar. Ben de bizzat devletimizin üst düzey yetkililerine bu konularla ilgili birkaç bilgi ve seminer verme şansım oldu. Bu şartnamelerde ilerlediğimiz sürece tiny house'ların ülkemizde ve Türkiye genelinde ve dünyada olası bir virüs, olası bir deprem, olası bir afet, Allah olası korusun, bir sıkıntı anında kurtarıcı olacağını kendilerine ilettim. Aslında şey gibi düşünün, normal yaşamınızdan ekstra size alternatif bir yaşam tarzı, minimalize, doğanın içinde. Dediğiniz gibi belki Allah korusun böyle şeyler olmasın, hani afetler, depremler, hastalıklar olmadan da insanların ailesiyle hafta sonu kaçacağı, piknik yapabileceği, nefes alabileceği çok da güzel alanlar aslında. Evet. Tabii doğru yaparsak. Peki tiny house'larda ruhsat ve muayene şartı var mı? Tabii ki sıfır aldığınızdan itibaren bir yıl sonrasında tekrar karayollarına çıkartacağımız araçlarımızı muayeneye sokmak durumundayız. Çünkü o çok merak edilen bir konu. Peki size gelip ben size müşteri olarak gelsem, bir tiny house firması olarak, kendi isteğime göre, kendi tasarlayabileceğim şekilde bana tiny house üretebiliyor musunuz? Yasal mevzuatlar ve uymak şartıyla. Avrupa standartına uymak şartıyla tabii ki istediğiniz renkte, desende, modelde, istediğiniz mutfak, banyo şeklinde odalarını ayırarak istediğiniz ürünü üretebiliriz. Bu tamamen kişinin kendisine kalmış bir şey ama o 2.55'e en az 6, en fazla 10,5 metre olmak kaydıyla. Yani 10,5 metreyi geçmemek kaydıyla 5.50'ye kadar da düşünebilirim. Ben onu yanlış biliyormuşum. 10 biliyordum, biliyor musunuz? Şöyle, kaplin ve dingil dediğimiz çeki oku dahil şekilde. Ha, o onu 10,5 yapıyor. 10,5. Tamam, okey. Peki, tiny house için ehliyet sınıfı nedir? Ehliyet sınıfı şöyle, tabii ki tiny house Türkiye'de 6 metreden 10 metreye kadar var. BE sınıfı ehliyetimiz olması gerekiyor. Ve bunları, hani uzun olan modelleri kullanabilmek için gerçekten bayağı deneyimli bir şoföre ihtiyacımız var. Ama sonuçta biz bunları zaten yine bir aracın arkasına takarak götürmüyor muyuz? Kullanmıyor tabii, muyuz? Tabii. Çünkü karavan gibi değil bunlar. Kendi bir şoför mali yok. Şimdi karavanlarda da hem çekme karavan hem motor karavan modelleri var. Çekme karavanları da yine aynı şekilde bir aracın arkasına takıp götürüyoruz. Bunu da aynı şekilde götürebiliyoruz. Şimdi şey var mı peki, merak ediyordur seyircilerimizde. Tiny house vergisi var mı? Yoksa da şimdi uyandırmış olmayalım, çıkartmasınlar. Yok, şu an tiny house'lar için herhangi bir vergilendirme yok. Ancak eyvah eyvah.
Yok eyvah demeyelim. Bu çıkabilir ama. Tabii ki bence çıkması da gerekli. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ocak ayında çıkarttığı bir kararnameyle ilk defa Türkiye'de tiny house'lar mobil ev olarak hem turizme katkı sağlamak adına bir kararname çıkartmıştı. Sizler de konuya biraz hakimsiniz, evet. Mutlak biliyorsunuzdur. Turizmde 5 adetin altında olmamak, 49'u geçmemek üzere kiraya verileceği ile ilgili bir olumlu bir kararname yayınlandı. Ticari bir amaç güdülüyorsa, bir tabii turizm ki. Şey ya varsa bu bir burada. Alt sektör oluşturdu artık. Hem ekonomiye hem de insanlara faydası oldu. İstihdam yaratan bir sektör oldu. Dolayısıyla devlet büyüklerimiz de bunu gördü. Tabii ki ülkedeki toprak bütünlüğünü, tarımsal arazilere zarar vermeden kesinlikle bu tarz yapıları kullanıp hem vergilendirilmesinden de yanayım. Devlet büyüklerimize de onu söyledim. Minimal de olsa bir vergi ve şartnamelerle bu konuyu netleştirebilirsek eğer gerçekten ülkeye her anlamda faydası olabileceğini, hatta olası bir durumda plakalı ve ruhsatlı olduğu için bir seferberlik anında bile kullanılabileceği görüşünü verdim. Ha, evet, güzel bir yaklaşım. Yani gördünüz, depremleri yaşadık, virüsleri yaşadık. Her türlü Allah korusun şey başımızda, dünyanın birçok ülkesinde savaşlar var. Her an ne olacağını kestiremiyoruz artık. Tabii ki bunu bu şartlarda olumlu ve doğru kullanırsak ben devletimizin önünü açacağını, gerekli minimal şekilde, zaten minimal yaşamın öncüsü olarak, vergisini de minimal tutarak bizlere olanak sağlayacağını ve Türkiye genelinde bu işin daha güzel, daha doğru şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii şey, tiny house alırken dikkat edilmesi de o kadar elzem şeyler var ki, gerçekten sapla samanı ayırmak lazım. Doğru projeden, doğru tiny house firmasından, evet, ürün almak çok önemli. Bununla ilgili kötü deneyimlerim var. Ama tabii şimdi firma söyleyerek buradan bunu söyleyemeyeceğimiz için bunu es geçiyorum. Sosyal medyadan takip ederseniz beni oradan açıklarım. Peki tiny house'lar için hız sınırı var mıdır? Tiny house'lar için hız sınırı vardır. Yani kamyon kamyonetler gibi aynı hız sınırına sahiptir. Yani şehir içi ve şehir dışı maksimum 80-90 kilometreleri geçmemek. Zaten 3,5 ton bir yükle gittiğiniz için 80-90'da yani, iyi bir hız sınırı. Gayet güzel. Biz kendimiz deneyimledik. Gayet güzel ve stabil şekilde Peki, gidiyor. Peki bunların hangi araçlara takılır diye bir sınıflandırması var mı? Herhangi bir yoksa herhangi bir çekebilecek yok. Bir araç olması yeterli mi? Aracın fiziksel donanımları yeterliyse, fren sistemi ya da motor gücü yeterliyse, ama genelde 4x4 bir araçla çekilmesini doğru buluyoruz. Peki tiny house için belediyeden izin almak gerekli mi? Yani tiny house bir araçtır. X marka bir aracınızı park ederken belediyeden izin almıyorsanız bunun için de almaya bunun gerek için de yok. Almanıza gerek yok. Tabii bunun için de Avrupa uyumluluk belgesi olan bir firmadan alışveriş Kesinlikle, yapmanız. Kesinlikle bu çok önemli. Yani O2 belgesi olabilir ama E belgeli olması ayrıca bir artıdır. E belgesi de Avrupa uyumluluk belgesidir. Nasıl ki dışarıdan gelen İtalya X bir marka aracınızı buraya park edemezsin diyemiyorsa tiny house'unuza aynı şekilde diyemeyecektir belediyeler. Tabii ki belediyeleri zora sokmadan, zorlamadan, çevreyi pisletmeden, zaten bu işin alanı bu, doğayı korumak, herhangi bir beton atmamak, kalıcı bir alan oluşturmamakla belediyelerimize de zor durumda bırakmadan ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, tabii tarım topraklarımıza da kaybetmememizi sağlayacak şekilde kuru marjinal tarım arazisi olmayan yerlere yapılması da bu tür projelerin çok önemli bir konu. Peki böyle son süremiz de kısalıyor. Kısaca sizden şey alacağım. Tiny house'larda elektrik kaynağı, yani elektrik nasıl sağlanmakta? Şöyle, genel olarak güneş paneliyle ana elektrik ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Şahıs olarak yapıyorsa çünkü bunu sağlaması gerekiyor. Yani proje için söylemiyorum. Çünkü projeye kendi elektriğini, trafoyu getiriyorlar. Yani projelerde de bunun farklı mevzuatları var. İşte ekoturizm, topraktaki analizlerin yapılıp verimli toprak değildir yazısının alınması, bakanlıklardan gerekli görüşlerin alınması
dahilinde projeler ilerliyor. Ama genel olarak bireyselde güneş paneli ve mobil jeneratörlerle bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Gerektiğinde sabit olmamakla fişe takarak sökmeli ve takmalı. Nasıl ki bir elektrikli aracınızı, milli ve yerli aracımızı bahçenizde şarja takabiliyorsanız, bunda da yine aynı şekilde sökülür takılır şekilde acil elektrik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Suları da yine jaklı dediğimiz Avrupa evet. sistemi geçmeli olarak kullanabilirsiniz. İşiniz bittiğinde onu geri söküp su ihtiyacınızı karşıladıktan sonra deponuzdan karşılayarak bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Zaten belediyeler geldiği zaman bir kontrole o jaklı girişleri gördüğü zaman önünde veranda yoksa sizin yapınıza zaten hiçbir şey demiyor. Diyor ki ya bu her halükarda hazır vaziyette, yani hemen trafiğe çıkabilecek durumda, bu alandan gidebilecek durumda. Yani yine özellikle tamam. söylüyorum bunu, hani şu son çıkan haberlerden dolayı. Peki güneş enerjisi panellerini biz istediğimiz gibi hiçbir belgeye, ruhsata da ihtiyacımız olmadan istediğimiz gibi alıp şahıs olarak takabiliyor muyuz? Tabii kullanabiliyor ki. Yani muyuz? Kendi elzem ihtiyaçlarınızı karşılamak için jeneratör gibi çok yüksek bir kahvaya, evet çok yüksek bir kahvaya erişmeden rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten 3-5 kahvalık bir sistem rahatlıkla yeterlidir. Bir taynansu fazla fazla bütün işini görebiliyor. Burada tekrar söylüyorum, belediyelerle ihtilafa düşmemek lazım. Bu kullanıcılarımız, belediyeler şu anda şunda beyaz renk polyesterden çok yapılmış kısaca toparlarsak bir karavan çok gördüğünde, karavan gördüğünde dokunmuyorlar, tiny house gördüğünde ruhsat soruyorlar. Evet, bu işte yanılgıdan, bu yanlış haberler yanlış algıdan dolayı oluyor evet, diye düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda normale döneceğiz. Umarım en kısa sürede sektör gerçek yerini bulur. Aynen çok öyle. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür çok sağ ederim. Olun.